90+5. Maç bitti. Bitti artık. Bitti. Şey, önümüzdeki hafta birkaç oyuncunun eksik. Sas. Redmond. Bunlar çok İsteceğiz önemli eksikler abi. Ve sen tutuyorsun. Utanmaz adam. Buradan açık açık söylüyorum. Rozier bir ahlaksızdır. Hayda. Rozier bir utanmazdır. Ve Rozier Beşiktaş düşmandır. 90+5'te edep yerini tutup rakibine hakemin yanında göstermek ne demek? Lan ne yapıyor bu dedi? Sinan abi cevap versin. Tekrar söylüyorum. Neresini tuttu? Sayın ya? Ahmet Nurçebi, kulübünüzde bir tane ahlaksız var. Ha diyeceksiniz ki benim futbolcuma kimse ahlaksız diyemez. Ben diyorum karım. Edep yerini rakip oyuncuya gösteren adam... Öyle futbolcu mi ahlaksızdır. Vallahi bu okulda aynısı yaparsan öğretmen ahlaksızdır. Hastanede doktor yaparsan doktor ahlaksızdır. Hasta yaparsa hasta ahlaksızdır. Ben yaparsam burada sana ben ahlaksız oğlu ahlaksızım. Şimdi şunu söylüyorum kardeşim. Hadi ahlak olayını geçelim. Lan 90+5. 0 öndesin. Maç bitti. Ölümcül bir de et basmandan 3 puanla dönüyorsun. Bir de Antalya eksik maçın var. Tepeyi zorlayacaksın. Senin takımın Real Madrid falan değil. 3 tane 2 tane önemli eksiklerin var. Özellikle haftaki maçta. Allah şimdi bunları yaparsan. Paskal Numa. Evet. Helal olsun Mete. Kalkavat. Türk hakemliğinde en şerefli, en haysiyetli. Şu anda namusuna, şerefine en güvendiği hakem sensin. Tuttun attın az bile yaptın. 8 numarayı verin. Neden? Şimdi ben size bir şey kırmızı söyleyeceğim. Gösterdin atıyor. Şimdi bir dakika bir şey Mete söyleyeceğim. Hakemine gireceğiz. Niye diyorum? Yok bak hocam burada çok özür dilerim. Mete Hoca diyor ki baktığın için kırmızı kart gösteriyorum Mete de diyor ki ne oldu diyor Tayyip. Çocuk diyor ki abi niye attın? Küfür mü etti? Mete de diyor ki. Elini diyor. Bak evladım böyle yaptı deyince Tayyip haklı. Namuslu Karabüklü Anadolu çocuğu.